Sevgili izleyiciler, herkese iyi akşamlar. Bir Bunu Konuşalım programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün çok kıymetli iki konuğum var. Dün canlı olarak yayınlanan Gardaş Türkler konseri vardı ve Gardaş Türkler konseri dediğimiz zaman aslında bunun içeriğine baktığımızda içeriği muhteşem bir kültürel yapıyla dop dolu olan. Biliyoruz ki Elazığ, Urfa, Kerkük, Diyarbakır dördü her zaman akademik çalışmalarda da yer almıştır. Geçmişten bugüne kadar gelen aslında dört kardeş dediğimiz kültürel ve müzik dokusuyla bir arada bulunan çok güzel eserlerin çıktığı divan sesiyle aslında şiirleriyle oluşturulan bizim coğrafyamızı buram buram kokladığımız dünden bugüne kadar yaşatılan ve bundan sonrası da yaşatılması için bu yönde emek veren iki tane çok kıymetli konuğum var. Hoş geldiniz diyorum kendilerine. Elazığ Kültür ve Musiki Derneği Başkanı Abdülaziz Koç ve İstanbul Türk Halk Müziği Korosu Ses Sanatçısı Sayın Zülfü Demirtaş. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Aslında biliyoruz ki yorgunsunuz. Dün çok güzel bir yorgunluktan sonra buradasınız. Dop dolu geçen bir konserdi. Hem katılımcıları çok güzeldi. Hem de sizlerin vermiş olduğu emekle aslında duygu yüklü anların da yaşandığı çok güzel bir konser olmuştu. Elinize, emeğinize, sesinize sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederiz. Elazığ'ımıza helal hoş olsun. Konserle ilgili ben öncelikle tabii izlenimlerinizi de alacağım ama neden ismi Gardaş Türkler Konseri oldu? Nereden hani oluştu, nasıl oldu? Tamam biz biliyoruz ki Elazığ olarak hani Gardaş deriz ama bunun bu hale gelmesi nasıl oluştu? Ben alayım Zülfü abi müsaadenizle. Evet. Evet, Gardaş Türküler. Bu kardeşlik kandan gelen bir kardeşlik. Türk müziği çünkü ve bu kardeşlik sadece sözde bir kardeşlik değil, özde bir kardeşlik. Kardeşlik diyoruz biz ona tabii Elazığ'daki tabiriyle. Kerkük, Urfa, Elazığ, Diyarbakır ve Bakü gerek musiki ve kültür alanında gerek mutfak gerek yerel dinamikler açısından benzemeyen, aynı olan beldeler. O yüzden biz bunlara benzer diyemeyiz. Biz bunlara aynı kaynaktan beslenen, bir ağacın dalları gibi bakan bir anlayışa sahibiz. Dolayısıyla faaliyetlerimizi yaparken de bu kardeşliği ön plana alan, bu kardeşliği besleyen duyguları sahnelemek, unutturmamak ve bu alanda faaliyetler yapmak üzere derneğimizde çalışmalar yapıyoruz. Tabii bu kardeşliğin hikayesi uzun yüzyıllara yansır. Biz Kerkük'le, Urfa'yla, Diyarbakır'la ve Bakü'yle sadece makamsal ve yapı olarak benzerliğimiz ya da aynılığımız yok. Bizim bunlar gönül coğrafyamızın parçaları. Yani biz Diyarbakır'da gezerken, Urfa'da gezerken, Bakü'de olurken, Kerkük'te olurken yabancılık çekmeyiz. Gerek konuşma dili, gerek musiki, gerek mutfak anlamında çok benzer taraflarımız var. O yüzden bu kardeşlik bizim özümüzde var. Konserde de bunu çok güzel yansıttığımızı düşünüyoruz. Evet. Buyurun Zülfü Bey. Ben buraya bir Bayburt'u eklemek istiyorum. Bayburt da aynı kültürden beslenen, hatta rivayettir söylenir. Yani biz gelirken bu taraflara bir kısmı Bayburt'ta kalmış. Çünkü Bayburtlar hep der ki biz Harput'la aynıyız. Bizi niye unutuyorsunuz? Bayburt da bu kültürün içinde. Aslında bir zaman olursa, bir düşünce olursa bir Bayburt'la da bir şeye girmemiz lazım, kültür buluşması yapmamız lazım. Tabii bu Artuklu coğrafyası diyoruz bu bölgeye. Burada Mardin var. Mardin'i katacağız muhtemelen, böyle düşüncelerimiz var. Dediği gibi başkan, bizim hem tarihi bir de aynı coğrafya, biz birlikte çıkarken yani Orta Asya'dan gelirken muhtemelen geldik, birimiz oraya, birimiz oraya, birimiz oraya, birimiz oraya yerleştik ama şeylerimizi unutmadık. Gelenek, görenek, yaşantı, o sosyal, kültürel yaşantıları unutmadık ve bizim bu bölge hem Türk dünyasında divan edebiyatının en fazla yaşanan bölgelerinden biridir ki daha İstanbul fethedilmeden buralarda o divan gazelleri Artuklu saraylarında okunuyor. Biri de Hoyrat bölgesi.
O yüzden demek ki bir elin parmakları gibiyiz işte. Her birinin bir ismi var. İşte orayı Kerkük Türkmeni olmuş. O bir taraf işte Suriye Türkmeni. Bu taraftaki işte Azerbaycan Türk. Bizim buradakiler işte bu sebeple biz biraz daha yakınız bu bölgeler birbirimize. Diyeceksiniz ki diğerleri yok mu? İşte Barak da var. O tarafta Antep, o da yakındır. O da onların da göççileri çoktur. Yani böyle İskan türküleri, İskan havaları çoktur. Ama bizde de cinaslı mani ve divan edebiyatı önde olduğu için bir saray kültürü mü desek, şehir kültürü mü diyelim, böyle bir kültür burada dominant bu bölgelerde. Şimdi Nişanşehir'in kültürel yapılarına baktığımızda saymış olduğumuz hani şehirlerin kültürel yapıları da birbirine benzerlik gösteriyor. Kesinlikle. Tabii ki. Müzikleri ne kadar çok haşır neşir olmuşlarsa aslında kültürel yapıları da o kadar zengin hayal almış ayrıca. Tabii konsere geçeceğim ama konserden önce iki tane kıymetli ismi bulmuşken şunu sormak istiyorum. Bizde okunan ağızla Urfa, Kerkük, Diyarbakır aynı şekilde ve Azerbaycan dillerde farklılıklar var. Ama divan edebiyatından alınmış olan bu eserler için sormak istiyorum. Anlamlar aynı ama söylerken tavırlarda bozulma oluyor mu ve enstrümanlar aynı mıdır? Genelde enstrüman aynı. Bizde sadece biz Elazığ biraz şeyi unuttuk, bağlamayı. Bağlamayı biz gelirken tamburla geldik, tamburayla geldik. Yani Türk sazları bunlar. Yani buraya biz geldiğimizde tabii burada bir mızıkayı humayının değişmesiyle birlikte klarnetin de bize gelmesi, sanat müziği sazları içinde bize de en uygun saz olarak klarnet gelmiş. Ama şeyde de mesela şu anda Azerbaycan'da da o sazlar var. Klarnet var, ud var, yaylı, kabak kemen olsun, tar olsun, onlar var. Makam isimlerimiz mesela Kerkük'le, Urfa'yla hemen hemen aynı. Diyarbakır zaten bizim eserlerimiz Diyarbakır'la eş değer yani. Rahmetli Celal Bey, Celal Güzel Ses, Şark Bülbülü. Elazığ'la çok haşir neşir, iç içe, özellikle Palu'ya çok gelip gitmiş. Orada işte Haşim Bey'in konaklarında, Sekratlı Ali Bey'in konaklarında meşklerde bulunmuş. Tabii buradan da bir şeyler alıp götürmüş. Niyetinde bizim sınırımız hemen Diyarbakır. İşte bazen böyle tatlı rekabetler de olur. Yok bu bizim türkümüz, yok Diyarbakır'ın türküsü. Aslında bizim coğrafyanın türküsüdür. Yani burada Diyarbakır'da biziz, biz de Diyarbakır'ız. Öyle düşünmek lazım. Urfa hakeza öyle. Azerbaycan'da onlar mugam diyor gazellerine. Biz gazel diyoruz. Tabii onlarda da bu makam çeşitleri benzerlik var bizde de, onlarda da var. Mesela bayati diyoruz, onlarda da var. Muhallif diyoruz, onlarda da var. Bizde de var. Şeyimiz aynı yani gelenek şeyimiz, özellikle mesela ben Sivas'ta bizim bugün Türk dünyasının en güzel, en büyük seslerinden biri olan Azerbaycan'ın Alim Kasımov ve kızı Fergana Kasımov'u biz konuk etmiştik Sivas'a. Onlarla bir meşk yaptık. Ben orada bir müstezat okudum. Onu ilk defa duymuşlar, müstezatı. Özellikle kızına dedi ki Fergana, Fergana hemen dedi bunu kaydet. O gazelleri okuduğumuzda, aa dedi Fuzuli. Fuzuli Türkiye'de Elazığ, Urfa ve Türkiye'nin dışında da Kerkük kullanmıştır. O yüzden yani bağlarımız hem sözlerde de, sonra bizim Elazığ konuşmasıyla Azerbaycan konuşması çok yakın bir. Buyurun Atmaz. Şimdi evet, ustamızın bahsettiği gibi biz bu kardeşlerimizle, bu yörelerle aslında sadece musikide birleşmemişiz. Konuşma dilinde birleşmişiz, mutfaktaki yemek türlerinde birleşmişiz. Çok benzer taraflarımız var. Tabii bu musikide kendini makam isimlerini isimlendirirken hissettiriyor. Biz mesela Segah Hüzzam makamına muhalif diyoruz. Rast Acem Aşıran Mahur gibi klasik makamda olan eserlere Beşiri diyoruz.
İşte muhayyer kısmında kesik, işte Hicaz makamına versak dediğimiz gibi Kerkük'te, Urfa'da, Bakü'de de bunlar aynı isimlerle adlandırılıyor. Yani bu artık bir kaynaktan beslendiğimizin bir göstergesi. Tabii dün konserde Kerküklü dostlarla bir araya geldiğimizde hususi sohbet etme şansımız oldu. Bu kardeşliğimizi biz dilde aramaya başladık. Dedim ki Ahmet benle sanatçı. Ahmet dedim, biz yabancıya hak deriz Elazığ yöresel ağızda. Siz de der misiniz? Evet abi dedi, biz de diyoruz. Peki bir ileri gideyim istedim. Biz geçen yıla yöresel ağızda bıldır deriz. Siz de evet aynısını biz de diyoruz dedi. Bakın Kerkük'ten bahsediyorum. Bir daha ileri, hani biraz daha derinleştireyim diye, bizim ninelerimiz biz bir yaramazlık yaptığımızda bize kuzulgurt derler mesela, değil mi? Öyle bir tabir vardır. Vallahi aynısını diyorlar dedi. Şimdi meseleyi Hak'ta, Bıldır'da ve Kuzulgurt'ta eğer birleşme olarak gördüğümüzde biz artık burada benzerlikten söz edemeyiz. Biz burada aynılıktan söz ederiz. Kardeşlikten söz ederiz. Yani çünkü mutfakta birleşmişsiniz, konuşma dilinde birleşmişsiniz, musikide birleşmişsiniz. Mesela Azerbaycan Bakü Fuzuli'ye bizden fazla yer vermiş. Biz Urfa, Kerkük, Fuzuli'nin bütün gazellerini musikimizde yaşatmışız. Orada bile bir birleşme söz konusu olmuş. Yani biz burada aslında tek millet, çok devlet gibi olmuşuz. Evet, ve tek dil gibi olmuşuz. Tek dil gibi olmuşuz. Yani daha 100 yıl önceye kadar evet. Kerkük bizim bir şehrimizdi. Evet. Musul, Kerkük, Süleymaniye, Erbil. Evet. Haliyle bizim türkülerimize de yansıyor. Mesela işte Telgrafçı Akif türküsünde bir tel vurdum Yemen'de kardeşime. Bu şey Lütfü gelsin telgrafın başına, evet. Bir tel vursun Musul'da kardeşime. Evet. Oralarda bizim insanımız oraya gitmiş. Onlardan buraya gelmişti. Bak sizin ailede de evet. Kerkük bağlantısı mesela var. Mesela Yel Eser türküsünde değil mi Zülfü abi? Olup'tu, kalıptı gibi Kerkük diline öykülenen kelimeler bulursunuz. Bizim Harput musikisi. Akşamcı konser duygu yüklüydü ve çok da yoğundu. Evet. Konser nasıl geçti diye sormak istiyorum. Ve devamlılığı sağlanacak mı? Çünkü çok yoğun bir katılım vardı. Yapmış olduğunuz şeyi aslında bir neyse de evet biz popüler kültürün karşısında değiliz. Yenilikler hep olmalı. Çağı her zaman takip etmeliyiz. Ama özümüzü de muhafaza ederek onu da unutturmadan bunu yapmak zorundayız. Burada kesinlikle. Yapmış olduğunuz işin bir de böyle bir güzelliği var aslında. Evet. Tamamen kültürü yaşatmak. Gelen nesile de hani evet belli yaştakileri duygulanlar yaşatmıştır. Mutlak yaşadıklarını hissetmişlerdir. Fakat bir de gelen yeni bir nesil var. O nesile de aslında birçok mecradan bunu hatırlatmak, duyurmak ve öğretmek gerekiyor. Yapmış olduğunuz organizasyonun de böyle bir güzel tarafı var. Evet. Konserle ilgili, yapılanlarla ilgili buyurun. Şimdi bu konseri biz belediyemizle ortaklaşa hazırladık. Yani belediyemizin kültürel ve sanat faaliyetleri kapsamında yapmış olduk. Biz buradan belediye başkanımıza ve bütün belediyemizin personeline, kültür müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Hakikaten onların destekleri bu konserin varlığına sebep oldu. Şimdi bir milleti yok etmenin yolu onun kültürünü yok etmeyle başlar. Tarih bir milletin hafızasıdır ve tarihi en güzel yaşatan şey dildir. Ve bu dili en yalın şekilde musikide bulabilirsiniz. Şimdi biz dün bu konserde aslında çok iyi biliyorduk ki burada salon dolacak. Hakikaten doldu. Hatta ayakta kalan seyircilerimizden özür dilemek zorunda kaldık. Öğrendiğimiz kadarıyla 1/3 seyirci kadar da salonda izlenmiş. Yani salonun dışındaki o fuaye dediğimiz salonun hemen dış tarafındaki o boşlukta insanlar ayakta kalmışlar. Ve geri gidenler olmuş yer bulamadığı için. Hakikaten üzüldük onlar adına da. Keşke onlarla da bu mutluluğu paylaşabilseydik. Kaldı ki iki yerel televizyonumuz, sizlere de teşekkür edelim. Bu güzel organizasyonu canlı yayınladınız. Daha geniş kitlelere ulaşmasına sebep oldunuz. Yalnız ben dün sunum yaptığımda bir şeye fark ettim. Sizin o düşüncenize destek açısından söylüyorum. Genç izleyicimiz her zamankinden daha fazlaydı konserde. Bundan çok mutlu olduk. Çünkü dünü bugüne taşımak için gençlere ihtiyacımız var. Bu kültürümüzü onlara yaşatmak için, onlara yansıtmak için onlara ihtiyacımız var. Onların bu tip faaliyetleri de görmekten de mutlu oluyoruz.
Tabii dün konserimiz çok duygu yüklüydü. Hani insan uzun süredir görmediği akrabasıyla, dostuyla, kardeşiyle buluştuğunda nasıl heyecanlanır ve duygulanırsa, biz de Kerkük'le, Urfa'yla, Diyarbakır'la buluşmanın mutluluğunu yaşadık ki hatta öyle dedik, biz çayda çırayla başlarız düğünlerimize. Biz bu geceyi düğün telakki ediyoruz. Çok mutlu olduk. Gerçekten bütün yorgunluğumuz bu konseri yapmış olmanın mutluluğuna kayboldu gitti. Biz tekraren bütün dostlara, bütün bu konserde emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Ya dün mesela konser bittikten sonraydı, o kadar tebrik geldi ki bizlere, ben kendi şahsıma söyleyeyim. Yani cevap vermekten artık şey oldum, devamı ne zaman, bir daha isteriz, gerçekten çok duyguluydu. Mesela bir profesör doktor, bayan çocuk doktoruydu zannedersem, ağlamaklı, ağlayarak dedi, ben konseri ağlayarak izledim, ne olur bunun devamını istiyoruz. Bizlerin ihtiyacı var bu tür konserlere. Şimdi bu tür konserlerimiz, yani unutulmuş bizim kardeşliğimizi hatırlatıp, bir araya, birlik içinde biz varız, biz böyle bir kültürün içindeyiz ve böyle bir milletiz, bunu unutturanlara, unutulmuşlara hatırlatmak babında bir kere çok yerinde bir konserdi ki biz bunun daha öncesini de yaptık. Hem İstanbul'da yaptık, hem Ankara'da yaptık, hem burada da aynı benzerliğini yaptık, Urfa'da yaptık. Gerçekten bizim işte kardeşliğimizin var olduğunu hatırladı herkes. Yani evet, biz kardeşiz ya, oraya gidersek bir kardeş gibi bizi görecekler. Yani bizim aslımıza dönmemiz lazım. Yani bizim başkan dediği gibi, bir milletin ayakta durması için en baştaki şey dil, kültür. Onu kaybedersek her şeyimizi kaybederiz. O yüzden bizim gayemiz, yani tabii popüler kültür var, yeni müzik türleri var. Bunlardan da uzak kalmamak şartıyla, ama aslımızı koruyarak, kendi müziğimizi koruyarak bunu devam ettirmeliyiz. Ben hep bu böyle konular bahsettiği zaman Mehmet Özbek hocamızın bir sözü vardır. Der ki, sizler kendi türkülerinizi söylemez iseniz, oyunlarınızı oynamaz iseniz, başkaları gelir sizlere kendi türkülerini, kendi oyunlarını oynatır. Biz bunu yaşamak istemiyoruz. O yüzden kendi türkülerimizi de bilelim, okuyalım, dünyayı da takip edelim. Böyle bakıyoruz. Baktığımız zaman ortak dil, ortak kültür, ortak mesajlar, ortak duygular, aslında ortak acılar, ortak mutluluklar. Üzüntü de beraber aynı şekilde, yas da aynı şekilde tutulmuş. Dediğimiz gibi işte düğün gecesi olarak adettiğimizde düğünler de aynı şekilde başlamış. Siz de bu organizasyonu başlatırken ve ayrıca derneği de sormak istiyorum. Derneğin hem kuruluşu hem çalışmaları ve bundan sonrası için dernekle ilgili yapılacak olan çalışmalar neler olacak? Orada çünkü ciddi bir emek veriliyor. Aslında çok da hassas bir konu. İşin sadece evli olanların var olabileceği. Çünkü kardeş türküler topluluğu diyoruz. Dört farklı kültür aslında. Ne olursa olsun alt temada birleşiyor. Ama bunu da doğru telaffuz etmek gerekiyor. Evet. Hataya çok da yer verilmeyen bir organizasyon. Evet. Ve topluluk. Evet. Evet, buyurun. Tabii derneğimizden başlayayım. 2010 yılında kurduk arkadaşlarımla beraber. Elazığ'a farklı bir nefes, farklı bir heyecan katmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Zira geriye bıraktığımız 12 yılda birçok faaliyete imza atmış olduk. Tabii hocamın söylediği gibi ilk kez bir Elazığ'da dernek İstanbul'da Cemal Reşit Rey konser salonunda, ki Türkiye'nin en önemli konser salonudur, orada Elazığ-Urfa gecesini yapmış olduğu, TRT Avaz'dan canlı yayınlanan ilk kez bir dernek, yine ilklerden biriydi. Elazığ-Kerkük programı ki sosyal medyada 1 milyon 700 bin ulaşıma, erişime ulaştı. Son gördüğüm rakamlar. Onun dışında böyle programlarımız oldu. Mesela Şanlıurfa'da program yapma fırsatına eriştik.
dernek olarak bu tip konser faaliyetleri, eğitim faaliyetlerine devam ediyoruz. En büyük endişelerimizden biri kültürümüzün çocuklara doğru ve eksiksiz ulaştırılması noktasındaki endişelerimizdi. Çünkü bir hinterland olarak biz dernek olarak çok çocuklarımıza ulaşamıyorduk. İçişleri Bakanlığı'na bir proje sunduk. Tabii derneğimizin bir proje birimi var. Bu projede çocuklarla Elazığ Harput kültürüne 3D yolculuk adını verdik. İçişleri Bakanlığı tarafından desteklendi. Çizgi film formatında Elazığ Harput kültürünü, müziğini biz çocuklarımıza öğretmek için çizgi filmler oluşturmaya başladık. Ben burada sözünüzü kesmek istiyorum ve yayın odasındaki arkadaşlarımızdan rica etmek istiyorum. Buyursun. Çizgi filmimizi yayınlayalım ve üzerine konuşmaya devam edelim. Buyursunlar. Osman, gel bakalım. Ne dinliyorsun böyle? Bu bizim meşhur çayda çıramız. Çayda çıra mı? Tabii. Dünyaya nam salmış bir oyunumuzdur. Türküsü de var, hem de hikayesi var. Hikayesi mi? Merak ettim. Anlatır mısın lütfen? Anlatayım evlat. Eski zamanlarda Harput'ta bir çay kenarında düğün varmış. Buralarda köy düğünleri çok güzeldir. Söyleyenler, oynayanlar, ikramlar bir başka olur köy düğünlerimiz. Böyle bir düğünde Pembe Hanım oğlunu evlendirir. Düğün güzel devam ederken birden ay tutulur. Allah Allah, ne iştir kardeşim? Allah Allah, bu gelin uğursuz. Ne iş çıktı başımıza ya? Uğursuz bu gelin. Olamaz. Damat da uğursuz. Bu düğünü bozalım. Başka kız yok mu? Uğursuz bu gelin. Kesin bir uğursuzluk var bu işte. Neden sustunuz? Ay tutulması her şey gibi Allah'ın emriyle olur. Ay tutulması uğursuz sayılmaz. Benim gelinim uğursuz olamaz. Vur davula. Olmuş. Beğendiniz. Emeği geçenlerin emeğine sağlık. Evet. Gerçekten çok başarılı. Evet. Ve ayrıca çocuklara da hani, anaokulu hatta kreş döneminden itibaren çok güzel bir şekilde izletilecek ve ıkılmayacak da bir lezzeti var. Görüyoruz ki animasyonlar da artık çok ünlendi. Hani sosyal medya mecralarından da öyle. Evet. Zülfü abinin tiyatral kişiliği var. Evet. Biliyorsunuz yakın zamanda tiyatro
çok güzel işlere imza attı. Abdülhamit oyununu Türkiye'nin birçok şehrinde, birçok noktasında, yurt dışında da temsil etti. Sağ olsun bizi de kırmadı. Şeye, seslendirmede bize yardımcı oldu. Ben tekrar konseri de almak istiyorum. Fransa'ya katılımı söyledik, evet. Gerçekten insanlara çok yoğun sebebi vardı. Ne kadar büyük bir özlem varmış, onu görmüş olduk. Peki sahne arkası hazırlık kısmında neler yaptınız? Gelen konuklarımız, ev sahipliği kısmı var bu tabii, işin. Ve tabii. Bundan sonrası için de devam edecek mi? Tabii ki. Şöyle, biz bu programı yaparken tabii hep istişare içerisinde olduk. İşte Zülfü abilerle bir kardeşlik ortaya koyacağız. Bunu koyarken de icra noktasında en iyisini, en güzelini Elazığ'ımızda sergilemek istedik. Tabii getirdiğimiz sanatçı kardeşlerimiz, hocalarımız Türkiye'de hakikaten bu işi en iyi yapan, en güzel şekilde icra eden profesyonel sanatçılar oldu. Mesela Bekir Çiçek bugün Urfa'nın en çok bilinen, en çok takdir edilen Gazelhan dediğimiz yapıda Kazancı Bedih Usta'dan sonra, rahmetliden sonra ismi en çok anılan bir kardeşimiz. Mesela Kerkük'te Ahmet Benne diye bir kardeşimizi misafir ettik. O da yine otantik okuyuculardan, bir önceki Kerkük konserimizde abi Ali Benne Usta vardı. Bugün kardeşini misafir etmiş olduk. Gerçekten o da işinde son derece hakim bir arkadaşımızdı. Gencimiz mesela bizim Ahmet Yüce kardeşimiz, tabii biliyorsunuz, hepiniz tanıyoruz artık. Sahne aldı. Zaten Zülfü Demirtaş'ı söylemeye gerek yok. Bizim medar iftarımız, ustamız. Bedri Aysel demek zaten orada bir durmak lazım. Birçok insanın çocukluğundan beri duyduğu, bildiği bir usta. Artık Diyarbakır'da Celal Güzelses eserlerini en iyi okuyan, yaşayanlardan biri. O yüzden iyi bir kadroyla iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Salona gelince evet hakikaten hınca hınç doluydu. Pardon. Koridorlarda oturan misafirlerimiz oldu. Dışarıdan sandalye taşıyanlar, gazetelerin üzerinde oturanlar oldu. Gerçekten onlar adına da çok üzüldük. Demek Elazığ daha büyük bir salonu hak ediyor. Evet. Bundan sonraki konserlerimiz için böyle bir ihtiyaç da var diye ortaya çıktı bu görüntü bize. Buradan da yetkililerimizden bu ricayı etmiş olalım. Bu talebimizi seslendirmiş olalım. Yani öyle bir fazla çalışma içine de girmedik. Gece gelenler oldu. Konserden bir gün önce gece geldiler. Devrisi günü de bir araya geldik. Bir repertuarı zaten daha önce istişare ediyorduk telefonlarla. Kim ne okuyacak, ne yapalım, ne derim diye. Bir ufak çalışmayla o sahneyle ilgili problemi hallettik. Problem de yoktu. Ama işte Aziz Bey'in dediği gibi ben geçen aylarda Vali Bey derneğimizi ziyarete gelmişti. Ben orada da Vali Bey'e de söyledim, Sayın Valimize. Yani en az Elazığ'da 2-3 tane kültür merkezinin olması lazım. Ya bu gençlerimizi sağa sola oraya buraya, işte kahve köşeleri, kafeteryalar, bilmem ne, oralara buralara göndermektense o kültür merkezlerindeki faaliyetlere katılmalarında çok büyük bir yarar olacağını söylemiştim. Elazığ'ın gerçekten büyük bir salona, kültür merkezine ihtiyacı var. Bu çocukları ancak, gençleri ancak oralarda eğitebiliriz. Derneklerde biliyorsunuz, dernekler zar zor ayakta duruyor. Yani işte konserlerden bir şey yapabilirse yaptığı ya da üyelerin getirdiği aidatlarla ayakta duruyor. Yerler, kirayı bile zor veriyor derneklerimiz. Biz de o derneklerden yetiştik ki ben Elazığ Folklor Turizm Derneği'nden yetiştim. Eftut'tan gelen biriyim. Biz evden odun alır gelirdi ki bizim de durumlarımız iyi değildi ama çuvala odunlarımızı koyup gelir sobayı yakardık. O faaliyetleri oralarda öğrendik. Bu çocukların, bu gençlerin kültür merkezlerinde öğrenmeleri veyahut işte bu derneklere destek verilirse, bu derneklerde güzel kurslar verilir, bu kültürü gelecek nesile daha rahat taşıyabiliriz yeni gençlerle. Yani İnşallah bu temellerimiz olur. İnşallah olur. Aslında şunu da gösterdi ki Akşam Fikri Konseri katılımında gerçekten olmuş olması
gençlerin meyilli olduğunu ve uzak kalmadığını ve dediğiniz gibi derneklerde yapılacak olan faaliyetler, yine aynı şekilde sizlerin yetişmiş oldukları yerler, dönüp bakmalı, sizlerin çekmiş oldukları o sıkıntılara rağmen, Türkiye'nin o günkü koşullarına rağmen çok ciddi bir şekilde emek vererek gelmişsiniz ve kendiniz yaparak, sahiplenerek aslında ve bu duyguyu da oturtmak gerekiyor aslında. Tabii yeni döneme baktığımızda birazcık daha farklılıklarla aslında adım atmak gerekiyor. Az önce izlemiş olduğumuz senin çizgi film animasyonunda olduğu gibi dikkatleri dağıtılacak yeniliklerin de içinde olması ve bu şekilde de ulaşmak gerekiyor. Ama çayda çıra dediğimizde de çayda çırayı şunu da sormak istiyorum. Biz 4 kardeş ilden bahsettik ama çayda çırayı 4 kardeş ilin çatısı altında toplamış olduk. Tabii bizim kültürümüz ortak. Yani biz musikiyi sadece Harput'ta icat etmedik. Evet. Yani bu topraklara gelirken zaten bu musiki vardı. İşte kimi Kerkük'te kaldı, kimi Diyarbakır'da oldu, kimi Urfa'da kaldı ve onlar orada okumaya devam ettiler. Biz de burada okumaya devam ettik. Tabii ki bu kültürümüz ortak bizim. Yani biz münhasıran bir şeye sahip değiliz. Tabii çayda çıra olayı biraz farklı. Onun evet. hikayesi kendi içerisinde barındıran bir hikaye var. O Harput'a özel bir durum var orada. Evet. Ama diğer bütün bu bahsettiğiniz gazel, hoyrat, türkü formundaki eserler bizim ortak mirasımız. Şöyle bir şey de deniyordu, affedersiniz. Bundan da bahsederek de. Çayda çırayla ilgili yani burada 2-3 hikaye anlatılıyor ama bir şeyi de Orta Asya'dan şaman geleneğinin yani o kam dediğimiz oradaki dini şeylerde dini raks da geçiyor buna. Mumlu raks, dini raks. Orta Asya'dan gelen bir geleneğin devamı diye işte biz yaşatıyoruz demek ki. Burada biz devam ettik. Biz bir dönem bir ara Diyarbakır dedi çayda çıra biz dedi. Demek ki orada da var yani unutulmamış bir şey var. Bir ara da öyle bir şey oldu o zaman. Diyarbakır çayda çıra bizimdir diye söylenmişti. Fakat şimdi şu var, biz oyununu oynuyoruz. Diyarbakır'da oyun yok. Bizde oyunu devam ediyor. Oyunla birlikte türküsü devam ediyor. Bir de onun arasında biz hoyrat okuyoruz. Şirvan hoyrat okuyoruz. O yüzden böyle bir çayda çıranın Orta Asya'dan bir gelenek olduğu da söyleniyor. Yani o hatta ben bir profesör hocamızın bir düğünü vardı. O organizeyi bizim profesör doktor Türker Eroğlu yapmıştı. Düğünü öyle bir aldı ki Orta Asya'dan getirdi. O kamlar, şamlar oynuyor ya oradan oynatarak getirdi. Semah, semazen ve çayda çıraya bağladı. Buradan işte Antep bilmem ne böyle yörelerine bağladı. Böyle bir gelenek olduğunu o da çünkü o konu üzerine çok uzman biri Türker Eroğlu. O da böyle hep öyle bahsederdir. Yani bizim oyun o hikaye ay tutulması falan tamam söyleniyor ama aslında Orta Asya'dan gelenmiş ki yanılmıyorsa Hükmet Memişoğlu'nun kitabında da böyle bahsediyor. Böyle bir şey. Yani baktığımızda aslında ortaklıklar çok fazla. Çünkü evet. eller hep yukarıda göğüs üstü izası kalmak zorunda. Orada hani benzerlikler, figürlerde de benzerlikler birbirine aslında devamı niteliğinde gelmiş. Özür dileyerek böldüm ama az önce turizm dedim. Turizm açısından da aslında çok ciddi bir olay. Biz birazcık burada evet dört kardeş yeriz ama Diyarbakır, hani Urfa birazcık daha kendini tanıtırken bu işte daha mı zorlayıcı gitti bilmiyorum ama biraz daha öne çıkarken bizim Harput musikisi dediğimiz yaşatmakta veya işte turizm anlamında da bunu ön plana çıkarırken birazcık daha geride kalmış olduk. Bunun hani etkenleri evet vardır ama yapmış olduğunuz aslında tekrar bir ilme kazanmış da durumda. Ben şimdi özür dileyerek şimdi bizim Harput musikisi işte zaman zaman böyle konuşuyoruz işte kürsü başı şu bu falan aslında bizim musiki ne diyelim divan meclisi dediğimiz böyle büyük insanların oturup
konuştuğu ve söylediği bir kürsü bahsediyoruz ama aslında bir kürsü başıyla alakası yok musikimizin. Arifler, arifane bir musiki olduğu için biz daha böyle popüler bir duruma bizim musikiyi getiremiyoruz. Ağır yani. Bizde mesela curcuna, çok curcuna hava yok. Çok oynak havamız yoktur. Türkülerimizin %60'ı 70'i vakaya istinat eden türküler, hikayesi olan türküler. Yani ağıt niteliğinde türkülerimiz var. Gazellerimiz zaten ağır. Makamsal olarak baktığın zaman gerçekten şaheser eserler var içinde. O yüzden öyle bir Urfa kadar şey yapamamız. Yani kendimizi satma derdimiz olmamış. Yani böyle bir yaşatmak gerekiyor. Yaşatıyoruz işte. Biz onu yaşatıyoruz. Enver Demirbağ rahmetli hocam dedi ki biz bundan ara mara kazanma derdinde olmadık ve olamadık da kazanamaz. Yani bundan uğraşan insan bir kültürü, misyonu sırtına, omuzuna alır. Onu doğru taşımaya gayret eder. Yoksa bundan faydalanan, para kazanan, birini yapan yapamaz. Ben 40 küsür seneyi geçti. Ben bu musikinin içindeyim. Gerçekten işte beni bilen bilir. Ben 10 yıl Veteriner Fakültesine gittim. O aşk, o gönül olmasa bende. Ben hem dernekte folklor halk oyunları, hem üniversitenin halk oyunları, hem de harput musikisini birlikte yürüttüm. O yüzden 4. sınıfta Veteriner Fakültesini bıraktım. Yani öyle bir kötü bir durumdaydım ki Allah Rabbil Alemin bir kapı açtı. Kültür Bakanlığı sınav açtı. Gittik, sınava girdik ve kazandık. Bir işte 657 tabir sözleş kadro karşılığı sanatçı unvanımız var. Böyle bir maaşla geçiniyoruz yani. Rızkı veren Allah bir yerden veriyor ama biz buradan şu parayı kazanalım ne düşüncesiyle hiçbir zaman girmedi ki bizim üstadlar da bu işe böyle girmedi. Bizim bir tek gayemiz bunu doğru nasıl taşıyabiliriz, nasıl götürebiliriz? Böyle bir misyondu. Belki bundan sonraki gençlerin üzerine bu düşecek, devam ettirecekler. Biraz daha çalışıp daha da geliştirecekler. Belki daha yeni besteler ekleyecekler bu bize uygun formatta. Araştırmalar da devam ediyor biliyorsunuz. Tabii mesela bizim Aziz Bey'le bizim bir çalışmamız var. Biz bunu zaman zaman söylüyoruz. İşte her şey hazır durumda. Kayıp harp türküleri diye bir şeyimiz var. Taş plaklardan okunmuş fakat TRT repertuarına veya bizim repertuara girmemiş eserlerimiz var. Biz bunları bulduk, tespit ettik. Notaları hazır durumda. Sadece işte sponsor bulursak bunları kayıt altına alıp ve en azından bir 15-16 eser kazandırmış olacağız. Halen böyle devam ediyoruz ve halen de öğrenmeye çalışıyoruz. Halen eksiklerimiz var. Yani bir eseri de bazen burada biz yanlış okumuşuz. Bura böyle değil. Burayı düzeltelim. Böyle yani gerçekten bizim musiki zor bir musiki. Bakın biz Urfa'yı okuruz. Kerkük'ü de okuruz. Diyarbakır'da okuruz. Ama o harput musikisini herkes okuyamıyor. Ki bunu bizim Urfalı sanatçı arkadaşlarımız da onlar da söylüyor. Sizin farklı, biraz farklı değiliz. Biraz zorluk yönü var bizde de. Böyle bir şeyimiz var yani. Bilmiyorum. Buyurun Abdülaziz Bey. Tabii bizim musikimizin irfani tarafı olduğu için harput musikisini biz eğlenceye yönelik tarafını hiçbir zaman nazara almıyoruz. Dolayısıyla bunun maddiyata dönen tarafı da, turizme bakan tarafı da geri planda kalmış oluyor. Yani bu musikinin eğlence sektörüne yönelik bir tarafının olmaması bu noktada pazarlama tekniğine de ters bir durumda konumlandırmış oluyoruz. Şimdi tabii bizim kültürümüzü illa eğlendirmek maksatlı değil, tanıtmak amaçlı bizim mekanlara ihtiyacımız var. Bu noktada tabii bizlere, derneklere ya da işte sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimlere, kamu kurumlarına bu noktada hakikaten destek olma çağrısında bulunalım. Çünkü bu mekanlara mekan bir faaliyetin olmazsa olmazı.
Şimdi bizim bu noktada mekan problemimiz olmasa biz de bu musikiyi gelen insanlara tattırmak, öğretmek, örneklemek gibi bir durumun, bir faaliyetin içerisinde olmuş oluruz. Sadece eğlendirmek değildir. Sadece tabii ki. Hani dans edersin, oynasın değildir. Tabii ki öyle. Dediğiniz gibi işte kültürden bahsediyoruz. Kültürün yaşatılması ve tanıtılmasından bahsediyoruz. Ancak bu da nesilden nesile aktarılarak ayakta kalabilecek. Mutlaka. Şey. Ya şimdi bir yerlere gidiyoruz. İşte bir programa çıkıyoruz. Hemen hareketli hareketli. Ya iyi de arkadaş. Bizim hayatımız hep hareketli mi? Yaşantımız hep hareketli mi? Yani içinde doğum var, ölüm var, hastalık var. Bunlar zaten bu türkülerimiz böyle çıkıyor. Evet. Biz bunları unutturup hadi hep oynayalım. Bazen ağlayacağız da türkülerimizde, işte dün akşamki türkülerimizde çoğu gözü yaşlıydı. Çoğu insanımızın gözü yaşlıydı ki evet. Biz bunları gözümüzle sahnede olduğumuz için görüyorduk. Yani gözyaşlarını silenler var. Böyle duygusal şeye bürünmüş, kim bilir dedesini, gidip gelmeyenler, Yemen'de şura bura böyle bu. Çünkü biz bu coğrafyalarda yaşamışız. Burada bir şey var, burada bir ne diyelim, mezarlarımız var. Orada mezarın varsa o toprak senin. Çünkü Kerkük, biz deyip hemen öyle Kerkük deyip geçemeyiz. Orada bizim bir geçmişimizin yeri orada. Suriye'deki o yerler yani az değil oralar. Kim bilir kimin ailesine gidip gelmeyenler var orada. Yani o yüzden bunu unutmamalıyız. Yani biz sadece oynamak için, bu musiki oynamak için değildir. Yani. Böyle bir şey yok zaten. Bundan sonraki süreçte programın sonuna doğru yaklaşırken sormak istiyorum. Dernek olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? Ayrıca bu konserlerin devamlılığı olacak mı? Onları misafir ettik, bizler gidecek miyiz? Tekrar gelecekler mi? Evet. Tabii faaliyetler bir defaya mahsus yapılmaz. Daha iyisini yapmak için hep daha çok çalışmak gerekiyor. Biz de bu çabanın içerisinde olacağız. Yeter ki bize destek olunsun. Bugün işte belediyemiz bize destek oldu. Yarın yine belediyemiz ya da başka bir konuda destek alırsak biz bu faaliyetleri yapmak için gerçekten kurumsal bir kapasiteye, kurumsal bir hafızaya sahibiz. Yani bu potansiyelimizi daha iyi işler yapmak için kullanabiliriz. Siz gidecek misiniz diyorsunuz. Evet, en büyük emelimiz bir gün Kerkük'te konser vermek. En büyük hedefimiz, bizi hakikaten kamçılayan, bizi o kadar çok gururlandıran bir şey olur ki Kerkük'te Harput musikisini seslendirmek, orada o kardeşlerimizle, kardeşlerimizle buluşmak bizim hayalimiz. Onları her defasında burada misafir ediyoruz. İnşallah biz de bir gün, hani bir gece ansızın gelmek, biz de Kerkük'te inşallah bir gün misafir oluruz. Kerkük, Bakü mesela. Bakü'de biz o Mugam ve gazellerimizi karşılıklı okumayı İnşallah. Hep hayal etmişimdir ben. Evet. İşte Alim Kasımov'la onu yaşadık. Bir de biz bunu kaç yıl önce de Ankara'da yaptık. Azerbaycan, Kerkük, Urfa, Harput bir araya geldik. Azerbaycan'dan sanatçılar geldi. İşte Kerkük'ten yine Ali Benneğil geldiler. İşte Urfa'dan güzel bir şey yaptık. Orada bir konser yaptık. Burada gerçekten belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yani biz bu konuyu açtığımız zaman hiç ikilemeden hemen dedi ki bunu yapalım. Hatta konukları da çağıralım. Böyle bir şeyde bulundu. Bize hatta Urfa ve Kerkük'ü o özellikle de olsun istedi. Urfa Kerkük'ü de getirelim, onları da getirelim, Diyarbakır'da getirelim bana. Bu tür destekler olursa gerçekten çok güzel şeyler çıkar. Yani demin dedik işte Mardin var, Bayburt var, bir Diyarbakır Elazığ yapmamız gerekir. Sadece Diyarbakır Elazığ olabilir. Böyle bir düşüncelerimiz var ama işte bunlar dediğimiz gibi valilik olsun, işte belediyemiz olsun, sivil toplum örgütleri var, böyle işte ticaret odalarımız var. Bunlar destek olursa biz bunları yaparız yani inşallah. Son 10 yılda Esra Hanım bu programlar hep Elazığ'a nasip oldu.
hep bizler yapmış olduk. Yani Urfa'da bir sivil toplum kuruluşu ya da Diyarbakır'da bir sivil toplum kuruluşu bu işlere imza atmadı. Bu da bizim için bir gurur vesilesi. Söz var, zaman zaman konserlerde bildiğim okudum. Bir milletin de Türkleri yapanlar, Ukraynalıları yapanlardan daha güçlüdürler. Evet. Kesinlikle. Burada sizler çok daha güçlüsünüz. Programın başında da söylediğiniz gibi aslında. Birlikte olmanın, hiçbir güç ve kuvvetin aynı kültürde, aynı dile sahip, aynı duygularını yaşayan insanlara bir ayrımcılık yapamayacağını, çünkü bir birliktelik sonuçta bir diyoruz. Bununla sinyalini vermiş olduğunuz gerçekten yapmak istediğiniz işle hani isteyen istediği kanunu koyabilir ama orada işte türküler varsa aslında anlamını bilmese bile sadece o enstrüman sesini duyduğu zaman bile zaten o kalp o ayağı oraya götürür. Dünyada bir örneği yok mu? Bak dünyada bir milletin ismiyle şarkıları, türküleri türkü diyoruz. Bak yine türkü. Türk'ten türkü. Evet. Bir başka dünyada yok böyle bir şey. O yüzden biz öyle bir kültür, bir miras var ki bizde. Biz bunu farkına varmamız lazım artık. Yani bu kadar büyük bir kültürün mirasçısıyız. Bunu devam ettiremiyoruz. Bu bize yeter yani. Bunu işte farkında olmamız lazım. Ben de size bir sözle katkıda bulunayım. Diyor ki sanat ve kültür ilgi görmediği yerden göç eder. O yüzden Elazığ'ımız tabii bu noktada sanata ve sanatçıya, sanat kurumlarına sahip çıkılması gerekiyor. Yani Atatürk diyor işte, sanat, kültür yoksa bir damarın eksik yani, bir uzun eksik. O yüzden gençlerimize sesleniyoruz, sağa sola gitmeyin, derneklere gidin, kültür merkezlerine gidin, kitap okuyun bol bol, kendi yörenizle ilgili bilgiler edinin. İleride bunun yararını görecekler. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Olarak bu yıl aktarmak istediğiniz. Biz size teşekkür edelim. Gerçekten dünkü konseri canlı yayınladınız. Çok daha geniş kitlelere ulaştı konser. Çünkü İstanbul'dan, İzmir'den, yurt dışından bizi arayanlar oldu. İzlemişler. Bu noktada sizin de emeğiniz var. Bu programda da konseri konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz size de. Sağ olun. Aynı duyguları besliyorum ben de. En azından yani sadece burada kalmadı. Elazığ'ın dışındaki Elazığlı hemşehrilerimiz, Urfalı hemşehrilerimiz, Diyarbakırlı, Kerkükli hemşehrilerimiz bu konseri sizlerin sayesinde izlediler. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Kanal 23 ailesine, Kanal Fırat da herhalde ortak yayındı. Bütün yerel kaynaklar. Bütün televizyonlarımıza sizinle birlikte teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz de vermiş olduğunuz emek için, Kardeş Türküler Konseri için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bir başka programda görüşmek üzere. Herkese mutlu hafta sonları.